Baba, alnında Yibul yazıyor. Nasıl? Senin de alnında Remzi yazıyor. Yibul Remzi ne demek? Yibul Remzi değil, Remzi Yibul. Bu bizim el yazımız. Belli ki kendimize not bırakmışız. Remzi her kimse bulmamız lazım. İyi ama niye hatırlamıyoruz? Ben daha kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. Hafızam pek kuvvetli değil. Hadi gidelim. Bana seni hiç unutmayacağım demişti. Affedersiniz. Bu mahallede Remzi diye birini tanıyor musunuz? Remzi yok ama Ferdi var, olur mu? Tabii ki olmaz. Biz Remzi'yi arıyoruz. Remzi'den ne eksiği var? Ferdi'nin adı da 5 harfli. Eli iş tutar, akmaz kokmaz, bir tek damlama yapar. Gözyaşlarım damlama yapıyor. Çünkü kimse beni istemiyor. Sucu geldi, Kadriye suları. Hah, şu sucuya soralım, mahalleliyi biliyordur o. Affedersiniz. Remzi adında birini arıyoruz. Tanıyor musunuz? Ayol hiç duymadım. Su ister misiniz? Yok Remzi. Kimse suya hayır diyemez. Şu tatlılığa bak. Damacana! Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız. Bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Neler olduğunu anlamak için birkaç gün önceye dönüyoruz. Su için su! Birkaç gün önce. Pastacı bacıya hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Necati, saatlerce beklememize değdi. Sonunda sıra bizde. Kalabalık varsa eğlence var Remzi. Konser balonu oldum. Oo, Kankito ne haber? Bana şu zebra keki versene. Hop, onu ben alacaktım. Arkadaşına veremez. Adam sıraya girmedi bile. Kankito deyince sıra mıra unuttum. Keki verdim gitti. Sıra var Kankito, sıra. Ama kaçırıyorum. Duydunuz mu? Her 3 bilim hayvanından biri boş işlerle uğraşıyormuş. Sen bak. 1, 2, 3 bilim hayvanı. Boş adamım ama en azından verdiğim bilgi doğruymuş. Mirket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz. Diğerlerine sor. Hop, zar tutma. Demelerime iyilik sağlık. Elim yok ki benim. Nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver keki. Bana ne? Asıl sana ne? Ben ne alaka? Devrelerim mi yandı senin? Remzi amca, iyi tamam al bunu. Ama dikkat et, babamın cihazlarına benzemez. Ben zaman bakınıyım. Teşekkür ederim. Gel Necati, pastaneye gidiyoruz. Kuru pasta, yaş pasta, süttacı hastayım hasta. Ben zebra kek istiyorum. İşte zebra kek senindir. Ya, artık beni hiç kimseymişim gibi yok sayamıyorsun demek. Yok sayılmayı hiç sevmem. Sen beni yok saysaydın diye yok olacak değilim. Yok olsam bile bu zebra kek benimle geliyor. Araba tezgahı da atmış. Pastalar kayıp. Şu pastayı da kaybetmeden yememiz lazım. Evrak binasında bir kişinin evrakları kayboldu. Aman! Bize ne bundan? Bu kişi İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kocaman yer. Ortaköy semtinde. Kaç kişi yaşıyor bu semtte? Bu kişi bir aslan. Bir sürü aslan var burada. Sürü aslan. Evrakları kaybolan kişinin adı Remzi. Ay, korkmalı mıyım? Ben değilimdir değil mi? Heh, işte robot resmi de bu. Oo, amma yakışıklı çıkmışım. Neyse, ben bir evrak binasına gidip bakayım en iyisi. Siz evrakları kaybolan aslan değil misiniz? Bir ehliyet göreyim. Heh, işte. Bu geçersiz. Araba sürmenize izin veremem. İyi. Ben de otobüse binerim. Biletin geçersiz. Otobüsüme yolcu olamazsın. Ben süreyim, sen yolcu ol. Değişik bir heyecan. Anlaştık. Olmaz. Ehliyetin yok. İyi. İş yerim yakın zaten. İşten çıkınca giderim evrak binasına. Yürümek de yasak değil, değil mi?
Remzi, diploman geçersiz olduğu için artık burada çalışamazsın. Ne demek geçersiz? İşte, yıllardır duvarımda asılı diplomam. Şimdi bu sanat mı? Hayır, öğle yemeğim bu. Diplomamı da yemedin umarım. Yedim ama doymadım. Sıra muzda. Aa, kabuğuyla yedi. Evrak binası. Baba, bizi niye çağırdın buraya? Bana söylediğini çocuklarıma da söyle. Bugünkü maç bol gollü geçecek. Takımlar yedek kalecilerle çıkıyorlarmış. O değil, diğeri. Ha! Bu adamın ne kimliği, ne kaydı, ne de diploması var. Hepsi bir anda nasıl olduysa yok oldu. Hatta bu ismi lazım değilin kayıtlı bir ismi bile yok. Günlük hayatına devam edebilmesi için en baştan okula gitmesi, her kaydını baştan oluşturması lazım. Üzülme baba, biz sana yardım ederiz. Gel seni bizim okula yazdıralım. Manav'dan ayakkabı bile alamaz bu adam. Manav'dan niye ayakkabı alsın? Alamaz işte. Ayakkabılarınızla denk alın. İşte yeni sınıfın. Diploma için okulu bitirmelisin. Ehliyet alabilmek için direksiyon sınavını geçmelisiniz. Kimlik çıkartabilmek için vesikalık fotoğraf çektirmelisiniz. İki kere, üç, altı. Kumplerin babasının bıyığı yolda kaldı. Gaza basın, vites atın, direksiyon çevirin bakayım. Evet, gülümseyin. Tüm ülkeleri say bakayım. Çok kolay. Ama havuza kıyısı olan ülkeleri. Barbüratörü öttürün. O ne demek? Öyle bir şey yok ki. Barbüratörü bilmiyor. Sabit durun. Sallıyorsun. Nasıl sabit durayım? Sabit duramazsan çekemem. Beden dersi. Takma at. Uçur arabayı. Sabit dur. Matematik dersi. Y'yi karşıya at. Gemi gibi sür. Sabit dur. Satranç dersi. File karşılık at. Bisiklet gibi sür. Sabit dur. İşte baba. Diplomanı da aldın. Oh. Tüm belgelerimi çıkarmayı başardım. Artık hayatıma devam edebilirim. Niye görüntüsüz gidip geliyor? Baba? Ha, Remzi ışınlanmayı buldu. Işınlanmadı. Remzi amca yok oldu. Necati abi, bugün Remzi amcayla'yken neler oldu çabuk anlat bana. Önce ortam yaratman lazım. Remzi amca yaptığım cihazın yanında bir şey demiş olmalı. Ne dedi söyle bana. Selam söyledi. Ne bileyim hatırlamıyorum. Ya hatırlaman lazım. Çünkü Remzi amcanın varlığı siliniyor. Bu satın aldığı eşyaların yok olması demek. Hatta oturduğu evi hiç seçmemiş olacak. Remzi senle hiç tanışmamış olacağı için bambaşka bir hayatın olacak. Onu hatırlamayacaksın. Çocukları bile hiç var olmamış olacak. Zebra keki yerken yok olsam bile bu kek benimle gelecek diye bağırdı. Oldu mu şimdi, oldu mu? Yani... Remzi amca cihazı kullanarak yanlışlıkla kendini zamanda yok etti. Aman canım! Zaman başkanı değil misin sen? Geçmişe gidip getirirsin. Ne olacak? Mirket abi anlamıyorsun. Zamanda hiç var olmamış olacak. Yaptığı her şey yok olacak ve kelebek etkisiyle dünyada çok şey değişecek. Onu, yani bizi unutacaksınız. Unuttuğum birini nasıl geri getirebilirim ki? Kağıt kalem nerede? Not alacağız çabuk! Babamı geri getirin! Ha? Baba, alnında Yibul yazıyor. Bakın bakın, başa döndük. Remzi kayıplara karıştı. Üstüne bir bardak su için attık. Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız. Bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Psst, buraya bakın. Mahallede bir fil var. Yıllardır Remzi ismini sayıklıyor. Belki o size yardımcı olabilir. Sağ ol Tanju. Al sana bir gofret. Süper oldu bu. Girişte ayakkabılarınızı çıkarıp papyonlarınızı takın lütfen. Ayağımıza mı? Çayı beslemem gerekiyor. Siz de bu arada kendimi demleyin. Biz buraya Remzi'yi sormaya geldik. Ha? Remzi mi? Hiç tanışmadım Remzi diye biriyle. Ama içimde anlayamadığım bir boşluk var. Nasıl? Ben deyip şu şekil, siz deyin kapuska. Dememeyi tercih ederim. Her gece uyuklarken bu Remzi ismini görüyorum. Yatağının tam üstünde Remzi yazdığı için olmasın? Şimdi gidin buradan. Zebra kek yapmalıyım. Neden? Çünkü içimden bir ses zebra kek yapmam gerektiğini söylüyor. Zaman bakalım. Yaklaş. Ben Necati'nin içindeki sesim. Efendim? Zebra kek sana bir şey hatırlattı değil mi? Hatırlamak üzereyim. Dikkatimi toparlamalıyım. Zebra kek, zebra kek. Zebra kek, zebra kek. Çok lezzetliymiş bu zebra kek. Hatırladım. Remzi amcayı hatırladım. Geçmişe gidip onu kurtarmalıyım.
Belki doğruymuş. Birket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz. Diğerlerine sor. Ha, zar tutma. Diğerlerime iyilik sağlık. Elim yok ki benim. Nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver oradaki zebra keki. Bak, burada da aynından var. Kızım, haklısın galiba. Biraz kendimi kontrol etmem lazım. Yaptığım cihazı çöpe atıyorum o zaman. Kendimi kontrol edemiyorum. Merak eden varsa her şey normale döndü. Remzi burada, ev burada, çocuklar burada, Necati burada. Hı? Şaşırmış Necati niye burada? Bu ne demek? Balon savaşı demek! Bu ses de ne? Yoksa kertenkelemin alarmı mı çalıyor? Oo, saçma sesler çıkarma yarışı. Çok severim. Şşt, Necati abi bir dakika. Dinleyin. Ses dışarıdan geliyor. Hadi gidip bakalım. Kertenkele buradaymış. Dur alarmını kapatayım. Yine mi? Yeter artık. Evet, yeter artık. Remzi kızarınca çok komik oluyor. Tutamıyorum kendimi. Kuşlar her gün gelip çöplerini atıp gidiyorlar. Bir de dalga geçer gibi ıslık çalıyorlar. Baktım artık, baktım. Remzi sinirlenince beni kaldırabiliyor. Vay be, teknoloji çok gelişti. Neyse, bugünü hiçbir şey bozamaz. Çünkü Mirket yeni cihazını bize gösterecek. Hadi eğlenceye. Necati neredesin? Yanlış arabaya binmişim Remzi. Bebek arabasıymış bu. Siz gidin. Ben biraz parkta inga diye bağırıp geleceğim. Karşınızda yeni cihazım. Tada! Tada diyen bir robot. Tada! Şaka mı bu? Evet, komik olmaya çalışan bir şaka. Gerçek cihaz burada. Tada! Ha? Yeni cihazı bir perde miymiş? Hem de pileli. Pideli perdelere bayılırım. Hayır şapşallar. Yeni cihazım işte bu. Beyin okuyup o an en çok istediğin şeyi veren Matek 3000. Oley oley. Önce ben deneyeceğim. Hazırım. Bakalım Şakir'in en çok istediği şey neymiş? Uzaylı robot oyuncağı. Yaşasın. Ha? Robot olduğunu anladık da uzaylı olduğunu nereden biliyorsun? Konuş uzaylı robot. Annemden Jüpiter'den Kayseri'ye göçmüş. Ama küçük Andromeda galaksisi. Neyse sıra bende. Necati'nin istediği şey bir tabak börekmiş. Yoksa anneanne usulü mü? Bunu anneannemden başkası yapamazdı. Ben yaptım zaten. Şu cihaz mutfağımdan buraya ışınladı beni. Evet sıra bende. Çevir Mirket. Kesin uçan bir kaykay. Yok kayan bir uçuş. Ya da haftanın bir günü işe gitmek. Trafik konisi. Trafik konisi ne alaka? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Ah be Remzi'ciğim. Meğer içinde neler saklamışsın. Bir yanlışlık olmalı. Bir daha deneyeceğiz. Odaklan Remzi, odaklan. Biraz yavaş odaklan. Börekler mi korkutuyorsun? Merak etmeyin küçük börekçikler. Güvendesiniz. Son. Bu sefer olacak. Ya! Olmuyor. Kullandım kılavuzunu inceliyorum ama bir türlü anlayamadım. Mirket abi, sen icat etmedin mi zaten cihazı? Niye kullanım kılavuzuna bakıyorsun? Bu cihazın değil, Remzi'nin kullanım kılavuzu. Remzi'yle nasıl baş edilir? Tam bir başucu kitabı. İşte bakın başımın ucunda duruyor. Remzi anla artık. Belli ki sen bu hayatta hiçbir şey istemiyorsun. Necati bir börek ver arkadaşına sakinleşsin. Olmaz, hepsini yedim. Necati böreğe bıyık çizerek onu saklayamazsın. Necati beni tanıdılar. Sen kaç kendini kurtar. Ne olur bir kez daha çevireyim. Bu şekilde nasıl yaşanılır bilmiyorum. Aslında mahallede hiçbir şey istemeden yaşayan biri var. Adresi vereyim de siz onunla konuşun. Ben de şu kunileri sizin eve bırakayım fazlalık yapmasın. Beni de durağa bıraksana. İki tepsi börek karşılığında bırakırım. İki tepsi veririm, böreğini sen yaparsın. Anlaştık.
bakalım kimmiş hiçbir şey istemeden yaşayan kişi? Kolilerin arasında yavru köpek buldum Ramsey. Sahiplenelim mi ne olur? Ne olur? Necati, bırak beni. Aa, Tanju'ymuş. Tanju, buralarda boş boş yaşayan biri varmış, gördün mü? Necati, anlamadın mı? Tanju'ymuş o amaçsız kişi işte. Neymişim, neymişim? Merak etme Tanju. Ben de sendenim. Ben de burada seninle yaşayacağım. Ha, seni misafir odasına alabilirim Remzi. Bir tek orası boş. Aslında fena değilmiş. Şuraya bir muz kabuğu, şu varilde ağlama odam olur. Tanju, minik ama muhteşem bir hayatın var. Fatura derdin yok. Gece gece turşu bittiği için zilini çalan, açmayınca pencerene tıklayan komşuların yok. Necati abi, o komşu sensin. Turşun bittiğinde bizi uyandırma lütfen artık. Keşke ben de senin gibi hiçbir şey istemesem Tanju. Mesela turşu istemeyerek başlayabilirim. Yok yok, vazgeçtim. Fazla turşun var mı? Yeter! Saçmalamayı bırakın artık. Verecek gofretiniz yoksa gidin artık burada. Peki madem. Hadi senin gerçekten istediğini bulalım baba. Oley! Yaşama tekrar tutunacağım. Al Tanju, sana da bir gofret. Yardımların için. Teşekkür ederim. Bu zaten benim varile sakladığım gofret. Nasıl bulacağız ne istediğimi? Psst, gel gel. Ben sana yardımcı olurum. Ben Dilek Çeşmesi'yim. Ha, çeşme konuştu. Bu çocukların da hayal gücü bir acayip. Çeşme hiç konuşur mu? Çeşmenin önündeki görünmez adam konuştu. Ne görünmez adamı, saçmalama. Evet, bozukluk atıp dile bakalım dileğini. Pekala, ne istediğimi öğrenmek istiyorum. Az önce attığın parayı geri istiyorsun. Ha? Bu ne biçim Dilek Çeşmesi? Paramı geri istiyorum. İşte bak, doğru bilmişim. Keşke ayvalık tostu isteseymişin Remzi. Çünkü ayvalık tostu seni kandırmaz ve sadece ayvalık tostudur. Tamam tamam, yardım edeceğim size. Şu adresteki oyun salonuna gidin. Orada bitirmesi imkansız bir oyun var. Eğer o oyunu kazanırsan imkansız bir dileğin gerçek olur. O zaman öğrenirsin ne istediğini. Öyleyse macera bizi bekliyor. Oyun salonuna! Neredeymiş bu imkansız oyun? İşte bakın, şurada kullanılmayan bir makine var. Bence bu. Pek çalışacak gibi durmuyor ama deneyelim bakalım. İmkansız oyun başladı. Kutuyu bayrağa ulaştır, kazan. Ha? Bunun neresi imkansız? Şimdi şu kutuyu tutalım. Tamam, ilerliyorum. Kutuna yıldırım çarptı. Tekrar dene. Pekala, bu sefer olacak. Daha dikkatli. Bu da neydi şimdi? Kutunu inek kaçırdı. Tekrar dene. Saçmalık. Tamam, bu kez başaracağım. Yıldırımdan kaç. İleri atlat. Dur, nereye? Bayrağın annesi yemek için eve çağırdı. Tekrar dene. Üf 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 üf. Sakin ol baba. Fazla soğuttuk Şakir. Babanın rengi böyle değildi sanki. Şimdi kazanacağım. Niye gitmiyorsun? Benim ağrıdı. Yeter artık. O kutuyu alıp bayrağı götüreceksin. Bu sefer de canım istemedi. Rica etmeyi öğren ve tekrar dene. Sen niye ağlıyorsun bakayım? Tekrar gözyaşı borusu bozuldu herhalde. Ben bir tesisatçı çağırayım. Biletim de param da bitti. Ama tesisatçı bedavaya iş yapmaz ki. Sen de çok şey istiyorsun ha. Size bilet verebilirim ama paranız yoksa şu uzaylı robot oyuncağını alırım. Sen yeter ki oyunu kazan baba. Ne istediğini öğrenmen benim için daha önemli. Oğlum benim. Hiç merak etme, senin için kazanacağım. İşte size bir bilet. Dikkatli kullanın. Ben de yeni oyuncağımı kaldırayım. Canım istemedi. Tekrar dene. Hayır! Ha? Babam nerede? Baba, oyunun içindesin. Ne yapacaksan kendin yapacaksın bu hayatta. Hareket edemiyorum. Necati, bir el atsana. Hiç merak etme Remzi. Necati, rastgele tuşlara basma!
Ne? Rastgele tuşlara mı bastedin? Pekala! Yeni süper güçlerim yükleniyor. Durun, kaçmayın. Üzerinizde mühürleme gücümü deneyeceğim. Daha fazla katlanamıyorum. Şu oyunu kazanmam lazım. Ha? Katlanmak mı? Bu aklıma bir fikir getirdi. Baba, sıkı tutun. Şimdi çok riskli bir şey yapacağım ve o kutu o bayrağa ulaşacak. Ekranı katlayıp tek bir nokta haline getireceğim. Böylece kutu ve bayrak mecburen üst üste gelecek. Necati abi, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, heyecan yaptım. Böyle mi? Dur! Duramıyorum. Şu kutuyu bayrağa ulaştırabilirsem... Kazandınız. İmkansız oyunu bitiren ilk oyuncular sizlersiniz. Oley! Çok sevinçliyim. Sevinçten bıyıklarım renk değiştiriyor. Evet. Evrendeki her şeyi ama her şeyi dileyebilirsiniz. Hadi baba. Ne istediğini öğrenmenin vakti geldi. Pekala. Dileğim uzaylı robot oyuncağını geri istiyorum. Ha? Baba? Ama... Siz hep benim yanımdaydınız. İsteklerim sizden daha önemli değil. Ama ne istediğini asla öğrenemeyeceksin. Sanırım bununla yaşayabilirim. Hadi eve geri dönelim. Arkadaşlar, benim bıyıklarım takıldı sanırım. Bunu bir kapatıp açsak mı? Amma koni bırakmış mirkette. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Ben deniz yıldızı taklidi yapmaya gidiyorum. Ama önce bir deniz bulmam lazım. Görüşürüz yakında. Bir dakika. Yoksa? Yok artık. Hadi canım. Ama olamaz. Belki. Baba, ne söyleyeceksen söyle. Pekala. İzleyin şimdi. Evet, çöp dökme zamanı geldi. Ha? Trafik konisi koymuşlar buraya. Yol kapalı herhalde. Neyse, çöpümü dökecek başka bir yer bulayım. İşte bu. Mirket'in icadı gerçekten de istediğim şeyi veriyormuş. Sadece ne olduğunu anlamamışım. Yaşasın! Bir dakika. Madem babam pervazın kirli olmasını bu kadar dert ediyordu, bizi alıp temizleseydi ya. Şakir, mantığın sırası değil. Çünkü mantığın sırası. Ne? İmdat! Cihazımdan yanlışlıkla uçan mantığı istedim. Kaçın! Çiu çiu! Sarımsakları hazırlayın. Geliyorlar. Kaçın. Çabuk olun. Öteledim. Çabuk olun. Buradan da geliyorlar. Kıstırıldık. Çabuk buraya girin. Hadi çabuk. Çabuk. Hadi. Bu kapı fazla dayanmaz. Ha? Geldiler. Tek bir kurtulma şansımız var. Elektriği kesmeliyiz. Ama elektriksiz civciv oyunu mu oynayamam? Üzgünüm. Eğer o kapıyı açarlarsa civciv oyunu falan kalmayacak. Elveda civcivlerim. Üç gün önce. Çamaşır günü, çamaşır günü, çarşamba günü, çamaşır günü. Düt dürü düt dürü dürü dü. Hop, bu biraz çekmiş mi ne? Abi çok çektim ben, artık sana olmam. Dürü dürü dü. Biraz tarz mı değiştirsem? Hep aynı şeyler giyiyormuşum. Neyse ki rengarenk muhteşem çoraplarım var. Bunlarsız yapamazdım. Tek boynuzlu at çorabımın teki yok. Nerede bu? Nerede? Hayır! Çorabımı mı yedin sen? O çorap çok özeldi. Bunu nasıl yaparsın? Oo, bal gibiydi, bal. Necati, bir ses duyduk. Neler oluyor? O senin çorabın değildi, benim çorabımdı. Durun, durun. Sakin olun. Şimdi görürsün. Şikayetçi olacağım senden. Fişini çektirme bana. Arkadaşlar, bu böyle olmaz. Lütfen bu tartışmaya bir televizyon kanalında bütün ülkeye rezil olarak devam edin. Haklı. Evet, haklı. Önder Bey, neden Fil Necati'den şikayetçi oldunuz? Bize anlatır mısınız? Ben yıllardır Necati'nin çamaşırlarını yıkarım. Ne lekeler çıkardım bir bilseniz. Ketçap, çikolata, çamur. Bir keresinde pantolonuna uzay şalgamı dökmüş. Onu bile çıkardım. Uzay şalgamına laf etme. Beni kötü şartlar altında çalıştırıyor. Hiç mola verdirmiyor. Azıcık çorap yiyorum bazen, hemen laf ediyor. Azıcık mı? Atlı çorabımı yedin. Önündeki ikram çayı da gitmiş.
Aha! Benim çayımı da içmiş. Milyonlar duysun. Bu adamdan şikayetçiyim. Senin şikayetinden ne olacak köşe kafalı? Yayını kes, yayını kes. Ne dedin sen? Çok özür dilerim Önder. Ben bazen saçma sapan şeyler söylerim. Bak yine söylüyorum. Kapuska mantısı. Gördün mü? Kapuska mantısı olur mu hiç? Çok saçma. Bu dediğinin kötü sonuçları olacak Necati. Hepiniz göreceksiniz. Oo! Boya sürdü göz altlarına. Bu iş çok ciddi. Karanlığa gömülmeden iki gün önce. Artık çalışmak yok. Yok. Daha az iş, daha fazla çorap. Kendi çamaşırınızı kendiniz yıkayın. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk. Kardeş, ne yapıyorsun çamaşır makinelerinin arasında? Pardon, yanlış geldim ben. Duyduk duymadık demeyin. Bizi kötü şartlar altında çalıştırdınız. Artık sizin kirli çamaşırlarınızı yıkamayacağız. Bunun en büyük sorumlusu da Fil Necati'dir. Ne yapacağız? Ben kirliçi değilim. Olur mu öyle şey şimdi? Sakin olun, sakin olun. Ne olacak çamaşır makineleri hiç bıraktıysa? Sanki eskiden çamaşır makinesi mi vardı? Hep elimizde yıkardık. Nasıl yani? Ama biz çamaşır makinesi değiliz. Ne alakası var? Alın sabununuzu derede elinizde yıkayın işte. Amma abarttınız. Yaşasın. Hayır, ihtiyacımız yok. Tarihteki ilk uçan kaplumbağa. Beceremedik bir türlü. Nasıl yıkayacağız şimdi? Bence benim taktiğim işe yarayacak. Hem yüzüyorum hem kıyafetlerim temizleniyor. Ohoy! Belki şöyle sallasak. Yardım edin. Çamaşır yıkayamadı ama helikopteri icat etti. Karanlığa gömülmeden bir gün önce. Şuna bak. Necati, yaptığını beğendin mi? Kirden mağara adamına döndün. Dur o zaman başka yöne döneyim. Hohohoy! Yine mağara adamı. Bence çok yakıştı. Bu yılın modası da böyle olsun. Moda mı? Kaşındırıyor bu kıyafetler. Hem hiç temiz değiller. Evet, şuna bakın. Hiç güzel değil bu yeni paçavralarımız. Arkadaşım, bu benim kendi derim. Çekmesene. Affedersin. Bu böyle olmayacak. Benim bir fikrim var. Gel bakayım buraya. Emin misin Necati? Senin normalde fikrin olmaz. Ben de çok şaşırdım ama var işte. Herkes beni dinlesin şimdi. Fısır 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 fısır. Necati abi, fısıldamıyorsun. Sadece fısır fısır diyorsun. Affedersin, affedersin. Kendimi sessize almışım. Ha, şimdi dinleyin. Fıs 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 fıs. Karanlık gün. Ne zaman bitecek bu olay? Ben çorap yemeyi çok özledim. Az daha dayan. Sonra istediğin kadar çorap yiyeceksin. Ama böyle boş boş oturuyoruz. Çok sıkıldım. Kazanmak üzereyiz, anlasana. Millet kirden kırılıyor. Daha fazla dayanamazlar. Bizden gelip özür dileyecekler. Sonra istediğimiz her şeyi verecekler. O zaman bunlar niye temiz? Nasıl olur? Ohoy! Ne oldu, şaşırıp kaldınız? Nasıl? Yoksa aramızdan biri bize ihanet mi etti? Yok, aranızdan biri değil. Bulaşık makinelerini sizin yerinize işe aldık. Artık çifte mesai yapacaklar. Öyle şey olmaz. Onlar bulaşık yıkamak için üretildi. Çamaşır yıkamayı beceremezler ki. O zaman birkaç saat önce üstüme döktüğüm pattis lekesi nerede? Söyle bana, pattis lekesi nerede? Çitile, 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 çitile. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çamaşır yıkıyoruz. Kazanmak üzereyken her şeyi mahvettiniz. İşinize dönsenize. Gidin bulaşık yıkayın. Biz de çok mutlu değiliz. Ama bize daha fazla bakım yaptıracaklarmış. Öyle dediler. Hadi gidin başımızdan. Anlamıyorsun durumu, köşe kafalı seni. Köşe kafalı. Hadi oradan. Gidin bulaşık yıkayın. Gidin bulaşık yıkayın. Gidin bulaşık yıkayın. Ay ay. Anne, ortalık karıştı. Necmi. Necati, duramıyorum, kaç zamandır kaldım böyle, yardım et. Sür sür, başka yerde konuşuruz. Hey, bir dakika, bir dakika, durun durun. Biz neden birbirimizle kavga ediyoruz? Hepimiz beyaz eşyayız. Asıl suçlu onlar. Haklısın, hadi yakalayalım. Acele etmeyin, diğer beyaz eşyalara da haber verin. Benim bir planım var.
Şehri ele geçireceğiz. Evet. Beyaz eşyaların yükselişi başlasın. Geliyorlar. Kaçın. Çabuk olun. Yakalandık. Çabuk olun. Buradan da geliyorlar. Kıstırıldık. Çabuk buraya gelin. Hadi çabuk. Çabuk hadi, gelin. Hadi. Bu kapı fazla dayanmaz. Bir kurtulma şansımız var. Elektriği kesmeliyiz. Ama elektriksiz civciv oyunu mu oynayamam? Üzgünüm. Eğer o kapıyı açarlarsa civciv oyunu falan kalmayacak. Elveda civcivlerim. Hadi çıkıp kontrol edelim. Önder! Önder! Kalk evladım. Sabah oldu, çamaşırlar yıkanacak. Tamam, uyanmıyor, güvendeyiz. Güvende mi? Necati, elektriksiz hayat ne kadar zor olacak farkında mısın? Üzgünüm ama bunu çamaşır makinesine canlı yayında köşe kafalı demeden önce düşünecektin Remzi. Necati, ben demedim, sen dedin. Tamam tamam, konuyu uzatmayalım. Elektriksiz yaşamak çok zor olmasa gerek. Karanlığa gömüldükten bir gün sonra. Oğlum, her şeyi anladım da senin niye sakalın çıkıyor? Takma sakal bu. Ortama uyum sağladım. Remzi, hani elektriksiz yaşamak çok zor değildi? Buzdolabı olmadığı için dondurmamı üfleyerek soğutmalıyım. Yoksa eriyecek. Bu böyle olmayacak. Mirket abiye gidelim. O ne yapacağını bilir. Hiç sanmıyorum oğlum. Elektrik olmadan ben bir hiçim. Ne deney yapabiliyorum, ne icat. Fırın yok, peynirimi eritemiyorum. Peynirsiz kumpir olmaz. Bulaşıklar dağ gibi oldu. Ama ben dağcıyım, o yüzden iyi oldu. Bunun sadece tek bir yolu kaldı. Elektriği geri açın. Ama nasıl? O zaman şehri ele geçirirler. Bana güvenin, tek yolu bu. Necati, umarım dondurman erimesin diye planın olmadan söylemiyorsundur bunu. Planın var değil mi? Necati'de planlar bitmez Remzi. Hatta şu an Ç planındayım. Şaşırdın değil mi? Kimse Ç planı demez. C'den D'ye atlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Ç planı her zaman işe yarar. Ha? Kapı açılmış, koşun! Durun, buradayız. Ha? Işınlanmayı keşfettiler, imdat! Ha? Evet, korkun bizden. Artık ışınlanabiliyoruz. Hop, bakın, ışınlandım. Necati, planını bozma. Ha? Tamam, tamam. Önder, Önder, beni uzaya gönder. Ne diyeceğini unuttu. Unutmadım. Önder, ben özür dilerim. Buraya barış için geldik. İstediğiniz her şeyi vermeye karar verdik. Uzay dondurması bile. Başka çaremiz yok. Siz olmadan yapamıyoruz. Birbirimize düştük ve şehir mahvoldu. Artık işgal etseniz bile ele geçirilecek bir şey kalmadı. Hemen beraber çalışmaya başlamamız lazım. Yani kazandık mı? Her istediğimizi verecek misiniz tekrar çalışırsak? Sözüm söz, gözüm de göz. Bak gözlerime, inan bana ne olursun. Ohohoy. Bir şartım var. Necati, kameraların önünde tüm çoraplarını bana verecek. Ha? Hepsini mi? Tek boynuzu uçan at çorabının kalan teki de dahil. Olamaz. Karanlığa gömüldükten iki gün sonra. Evet sayın seyirciler, her şey normale döndü. Çamaşırlarımız tekrar yıkanıyor, kravatım artık kokmuyor. İstediklerini alan beyaz eşyalarsa bakın neler dedi. İşte ekranlarınızda. Eskiye göre çalışma şartlarımız daha iyi oldu. Sahibimden iş başına bir çift çorap alıyorum. Çok lezzetliler. Yeni kazağım sayesinde artık üşümüyorum. Kartopu oynayalım mı? Evet, şimdi her şeye sebep olan Fil Necati'nin çorap teslim törenine bağlanıyoruz. Necati, hadi geciktik. Sahneye çıkman lazım. Ne yapıyorsun? Papyonumu bulamıyorum Remzi. Uğurlu papyonum olmadan kamera karşısına çıkamam. Yoksa başıma çok kötü şeyler gelir. Saçmalama Necati, ne olacak? Çık sahneye, çorap sepetini Önder'e ver ve geri in. Başka bir şey yapmana gerek yok. Papyonum olmadan çok kötü şeyler olacak, eminim. Hıp. Merhaba Önder, bu maili bana gönder. Merhaba Necati. Tüm çoraplarını getirdin mi? Evet, işte burada.
Boğazındaki de ne? Pardon, tam yutmamışım. Sen benim papyonumu mu yedin? Köşen kapalı seni. Gel buraya. İmdat! Şok şok şok. Tek kullanımda 20 yaş birden gençleştiren mucize spor aleti geldi. Kaçırmayın. Kim inanıyor böyle şeylere? Bildiğin saçmalık. Anne. Annem gitti, ışınlandı birden. Ya, Kadriye! Kadriye'yi çizmeyi unutmuşlar. Necati, ne saçmalıyorsun? Kadriye! Kadriye! Anne? Ha? Anne, nereye gittin bir anda? 20 yaş birden gençleştiriyormuş. Haberi duymadınız mı? Hemen alıp geldim bir tane. Bir kere kullanınca 20 yaş geriye götürüyorsa... Kadriye! Ver bana! Geceye kadar kullanıp 11 milyon yıl geri gideceğim ve dinozorları göreceğim. Çabuk ver şunu. Ay Necati, dur, çekil. Necati, çekil. Al işte Necati, kumandaya değdin, televizyon kapandı. Neyse, dur açayım. Açılmıyor televizyon. İyi bas Remzi, iyi bas. Düzgün basmıyorsun. Necati, bunun düzgünü mü var? Basıyorum işte. Pili bitti herhalde. Şakir oğlum, pil getirir misin? Evde bunlar kalmış baba. Ver bakayım. Bu olmuyor. Değişikmiş biraz bu kumandanın pilleri. Başka pil yok mu evde? Dedemin takma dişlerinin pili var. Onlar olmaz mı? Dedenizin neden dişlerinde pil var? Of, çok saçmaymış. Sormuyorum, vazgeçtim. Neyse, hadi dışarı çıkıyoruz pil almaya. Dur tahmin edeyim. Pil almak için sokağa çıkacaksınız. Ama birden tehlikeli maceralara gireceksiniz ve kendinizi dünyanın diğer ucunda bulacaksınız. Yok, ben almayayım. Ben de evde biraz gençleşeyim en iyisi. Benden önce dinozorları görmeye gidersen küserim. Yok abi, bu kumanda çok eski, pillerini bulamazsın. Hem Çin malı bu, gelmiyor artık Türkiye'ye. En iyisi yeni bir televizyon vereyim sana. Yok abi, bu model çok eski. Pilleri Türkiye'de imkansız bulamazsın. Çin'den geliyor bu. Bak, en iyisi ben sana bu televizyonu vereyim he. Bu model bayağı eski. Onun yerine bu simidi düşünür müsün? Çıtır çıtır. Baba, sen şaşırdın iyice. Simitçiye soruyorsun, farkında mısın? Nereden bulacağım ben bu pilleri? Bir pil almak için illa Çin'e mi gitmeliyim? Bence simit iyi bir alternatif. Çıtır çıtır. Ver, tamam ver. Hop, yap, yap, hop, oh. Biri bize pıspıslıyor. Biz kedi değiliz. Aslanlara pıslanmaz. Bana pıslayabilirsiniz. Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum. Çok şanslısınız. Otobüsümde son 3 koltuk kaldı. Nasıl yani? Çin'e mi gidiyor otobüs? İyi de Çin'e otobüsle gidilemez ki. Kim demiş onu? Bizim adımız Çin Çin Seyahat. Herkes bilir bizi. Bizde yalan olmaz abicim. Bak 3 koltuk diyorum. Aldın aldın. Remzi, bu adam beni üstün konuşma tekniğiyle kandırıyor galiba. Kandırılıyorum. Çin ta dünyanın diğer ucunda. Çok uzun sürer otobüsle. 2 saatte gidiyoruz dostum. Çay, kek ikramımız. Çocuklar, başka şansımız yok gibi. Çin'e gidip bu pilleri üreten fabrikayı bulmamız lazım. Yoksa televizyonsuz kalacağız. Yeni televizyon da alalım. Hayır! Bir televizyona o kadar para veremem. Çin'e gitmek de bedava değil ki. Şşt! Tamam, gidiyoruz, o kadar. Oley! Şoför arkası benim. Meyvelik ekme, ucuz kolonyamı hemen hazırlayın. Geliyorum. Bu camlar filmliymiş Necati abi, baksana. Ne? Camda film mi oynatıyorlarmış? Son teknoloji bu otobüs. Hayır, yani dışarısı görünmüyor. Ben Çin'e giderken etrafı izlemek istiyordum. Neyse, ben de öndeki şoförün Peru'nu izlerim. Merhaba, ben Memo. Senin adın ne? Eyvah! Yolculukta sohbet açmaya çalışan bir yolcu. Uyuyor gibi yapayım. Artık çok geç, göz teması kurduk. Benim adım Memo, memnun oldum. Benim adım Remzi. Şu koltukta oturan Şakir benim oğlum. Onun yanındaki fil de... Bu peruk bana göz kırptı, imdat. Tanımıyorum. Kim ki o fil? Ne yapıyorsun? Ben fotoğrafçıyım. Sevginin gücü konulu bir fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Çin'e de bu yüzden gidiyorum. Oğluna nasıl sevgi dolu baktığını gördüm. Güzel poz oldu. Ama daha iyisi lazım bana. Evet, severim onları. Of,
yol tutuyor sanırım beni. Midem hiç sevmez yolculukları. Bende leblebi var istersen. Lazım olur diye 100 kilo kadar yanıma aldım. Çok teşekkürler. Bir de yastık olsa keşke. Olmaz mı? İşte al. Sürüyle getirdim. Yastık bile getirmiş. Bir de avokado sosunda tatlandırılmış somon yumurtası fena olmazdı. O kadarı da yok. Kimi kandırıyorum, o da var. Şaşırmış mıdır ne? Niye yanında bu kadar çok şey taşıyorsun? Bana sağlamcı memo derler. Her şeyin bir sürü yediğini taşıyorum yola çıkınca. Neyin lazım olacağı belli olmaz. Hakikaten de 2 saatte geldik Çin'e. İnanılmaz. Dostum, bir fotoğrafımı çeksene Çin'deyken. Profilime koyacağım. Önce beni tek çek. Tamam, şimdi de sadece beni çek. Güzel, şimdi Çince konuşurken çek. Hançun Çeng. Tamam, oldu. Şimdi son bir tane daha çek. Evet, ama yalnız ben gözükeceğim, tamam mı? Necati, bu memo. Yeni tanıştık. Sevginin gücünün fotoğrafını çekecekmiş. Sevgi diye bir komşumuz vardı. Çok güçlü bir ablamızdı. Onun hakkında mı bu da? Hadi bırakın şamatayı, işimiz var. Şu pil fabrikasını bulmamız lazım. O değil de beni tek çektin değil mi? Baba, nereden bulacağız bu fabrikayı? Birine sormamız lazım ama kimse de Türkçe bilmiyordur ki. Hiç merak etmeyin. Ben Çince biliyorum. Necati, saçmalama. Evet. İnanmıyor musun? Tabii ki inanmıyorum Necati. Bilmiyorsun işte Çince. Yok, eğer biliyorsan söyle şu adama da bana şu şapkalardan bir tane versin. Tiha. Hemen. Hachichu hariku chin chin cha. Murakami tasito. Taka taka para para. Of. Necati abi, sen Çince konuşuyorsun. Hem de şapkacı bana şapka hediye etti. Benim muhteşem Çincem sayesinde aldın onu da. Teşekkür et bana sarı bıyık. Necati, gel. Sor bakalım şu seyyara. Bu pilleri bulabileceğimiz teknoloji fabrikası neredeymiş? Mısıringa hiyova kruva hodo tasito. Teşekkür otakuro. Ya! Bu yoldan geçmek zorunda mıyız? Fazla kalabalık gibi. Ejderha festivali zamanına denk geldik. O kadar ejderha çektim ki 6 sezon dizi çıkartırım bundan. Olamaz. Adamın gösterdiği yer burasıydı. Ama Çin Seddi var arada. Fabrikaya ulaşabilmek için Çin Seddi'ni geçmemiz lazım. Necati abi? Tarihte bu duvarı aşamamış olabilirler. Evet, belki Çin Seddi uzun ve dayanıklı. Ama henüz Fil Necati ile karşılaşmadı. Benim karşımda hiçbir duvar duramaz. Necati iyice coştu. Kesin duvarı yumruklarıyla kıracak. Bence tekme atar. Bence üstünden atlar. Açıl susam açıl. Evet, bu duvar çok güçlüymüş. Yapacak bir şey yok. Bir yolu olmalı. Etrafından dolaşsak. Zili çalalım, sonra kaçarız. Bir dakika, ejderha maketlerini hatırlıyor musunuz? Galiba benim aklıma bir fikir geldi. Beni takip edin. Uçuyoruz. Yoğurt gibi uçuyoruz. Yoğurtlar ne alaka? Eyvah, alarm çalıyor. Yakalanacağız. Çinliler bizi hapse atacak Remzi. O Çin Seddi'ni hiç geçmeyecektik biz. Durun. Çok sevgi dolu yaklaşmadılar mı? Dur bir fotoğraf çekilelim. Ben o pilleri almadan asla geri dönmem. Avını gören aslan son hızla peşinden koşuyor. Eğer avını yakalayamazsa bu onun için bir son olur. Aslan görünüşe göre belgesel ekibimizi fark etti. Ancak bu onu yolundan geri döndürmeyecek. Kardeşim, belgesel değil burası. Tamam, ben yanlış gelmişim. İşte Çin Malı Teknoloji Fabrikası. Öz teknolojici kardeşler mi? Nasıl Türkçe yazabilir ki? Çinliler Türk müymüş? Gel buraya. Fabrika kapalı kardeşim.
Sen de öz teknolojici kardeşlerden biri değilsin. Sen de Türkçe konuşuyorsun. Oo Remzi, kolay gelsin. Yakalanmışsın. Sorma Necati. Aradığımız Çin teknoloji fabrikası da burası değilmiş zaten. Filler burada da yok yani. Yine bulamadık yani. Şakir biraz daha gülümse. Boş verin onları. Baksanıza şu güvenlik Türkçe biliyor. Ben de biliyorum, ne var ki? Vay, Çinliler Türkçeyi çok iyi konuşuyorlarmış. Arkadaşım, sabahtan beri karışmayayım diyorum. Ne saçmalıyorsunuz siz sabahtan beri? Çin değil ki burası. Nasıl değil? Ama siz Çinlisiniz. İstanbul burası kardeşim. Beyoğlu'nun içindeki Çin mahallesindesiniz. Hadi gidin şimdi. Fabrikaları da izinsiz girmeyin bir daha. Olamaz. O otobüs muavini bizi kandırdı. Hem Çin'e otobüsle gidilir mi ki? Zaten televizyonda izleyemeyeceğim artık. Bu kadar üzülme Remzi. En azından Çin'i gördük. İçini döktün, fena mı? Oho, hala anlamamış. Kandırdılar bizi. Bir de üstüne Sevginin Gücü fotoğrafını da çekemedim. Neyse, bari en son bir hatıra fotoğrafı çekelim birlikte. Çek, çek. Bu perişanlığımız kayda geçsin. Gülümseyin. Çekmedi. Dur bakayım. Pili bitmiş. Neyse ki yanımda 7000 tane yedek almıştım. Ama bu aradığım piller, inanmıyorum. Bak, bize böyle sarılan olmadı Şakir. Gel ben sana sarılayım. Bu pillerden alabilir miyim Bebo? İstediğin kadar alabilirsin. Hepsini al. Sen bana Sevginin Gücü konulu en güzel fotoğrafları verdin Remzi. 7000 pil de senin olsun. Oley! Bu pillerden aramayacağım artık. Kadriye, sana ne oldu? Annem 20 yaş küçüle küçüle bebek olmuş. Şaşırdınız mı siz? Ne diyorsunuz? Olamaz. Söyle bana ne yaptın Kadriye'ye. Söyle hemen. Ne kadar uzun sürdü. Bir pil alıp gelecektiniz. Necati, ne yapıyorsun? Dur. Kadriye, sen hem bebeksin hem de yaşlı. Yaşlı mı? Ne münasebet? Ne o öyle bağırıyorsunuz? Ayten'in kızını korkutacaksınız. Zaten bir saatliğine emanet etti çocuğu. Biz de şey sandık. Oh, aman bulduk ya sonunda pili. Gerisi önemli değil. Şunu bir deneyelim şimdi. Çalışıyor. İnsanları otobüsle Çin'e götürme umuduyla paralarını alıp İstanbul'daki Çin mahallesine bırakan sahte seyahat şirketi düzenbazları tutuklandı. Detaylar az sonra. Kim inanıyor bunlara? Otobüsle Çin'e mi gidilir? Bu benim 20 yaş gençleştiren spor aletimden de saçmaymış. Evet, hadi ne oynuyoruz? Seçtiniz mi? Rezil kurbağalar. Sıkıcı. Kutuda saklanan asker 3. Çok sıkıcı. Yeşil bir çorap. Oyun değil zaten o, benim çorabım. Evet, değilmiş. O zaman zombiler AVM'de 4. Saçma. Dürüm baba Japonya'da. Keyifsiz. Yani oyun oynarken bu kadar ses yapmıyorsunuz. Hadi lütfen şu oyuna karar verin artık. Ne yapayım Canan, hepsi çok sıkıcı. Koskoca sanatçılar oyun yapmaktan anlamıyor, bir sen anlıyorsun değil mi? Şakir'e cevap hakkı doğdu. Herhalde anlıyorum. Bir sürü bağımsız oyun yapımcısı çocuk var. Kendi arkadaşlarıyla evde oturup mükemmel oyunlar yapabiliyorlar. Söz hakkı Canan'da. O kadar kolay değil oyun yapmak. Programcı, modellemeci, seslendirmeci, senarist, bir sürü yetenekli kişiye ihtiyacın var. Oo, bitmiş cümleler. Bakalım Şakir bu vuruşu savuşturabilecek mi? Elbette. Benim de mükemmel bir ekibim var. Oo, havalı çocuk. Bir de çizgi film efektleri yaparsa tam olacak demektir. Japon çizgi film efektleri. Ekibimi sayıyorum. Oyun motorundan anlayan, kodlama yeteneğine sahip mükemmel bir programcı. Başarına. İki. Kumpir. Olsa da yeter. Kumpir tam bir görsel tasarım uzmanı. Bütün karakterleri ve oyun dünyasını o modelleyecek. Söylediğime bin pişman oldum. Bitmedi. Üç. Seslendirmede Remzi. Sıra bana geldi. Ne yapacağım? Neye bakacağım? Kumpir yapayım mı? Sesli oyna buluşu.
sıkıldım. Bitiyor mu? Hiş! Oyunu test edecek kişi. Yaşlı kaplumbağa teyze. Pazardan geliyordum. Ne oldu bir anda böyle anlamadım. Pazar poşetlerini ver. Kendini dansın ritmine bırak. Altı. Müziklerimizi yapacak kişi. Uyuz Tanju. Ve son olarak Lady. Şakir, yani Kral Şakir, bu oyunun baş tasarımcısı. Bitti mi? Evet. Hadi bay bay. Bitti mi? Ne yapacağız şimdi? Tabii ki oyunumuzu yapmaya başlayacağız. Bütün değişik işler garajda yapılıyor. Biz de orada yapalım mı? Evet. Biz de ileride ünlü bir şirket olacağız. O yüzden yürü garaja. Garajsız olmaz bu işler. Evet arkadaşlar, hepinize güveniyorum. Dünyanın en yaratıcı ve mükemmel... Muhteşem. Evet, muhteşem oyununu yapacağız. Hazırsanız buyurun başlayın. Karakter tasarımı için şöyle bir şey karaladım. Sence nasıl olmuş? Çok karalamışsın. Bu bilgisayar benim. İlk ben gördüm. O benim. Tanju, hayır. O bilgisayarı ben getirdim. Programlama için özel olarak tasarladım onu. Ama her tarafında ışıklar var. Sen gidip müzik yapsana. Ne yapacağım bilgisayara? Al bak, gitar var orada. Dıngırdat onu. Bana ne? Bana ne? Şu benim torunun sayfasına girip birkaç fotoğraf beğenin bari. Ay, nereye girdim? Bu site değil. Yanlış yere girdik. Bir sürü reklam çıkıyor. Necati abi, oyunun senaryosu hazır mı? Evet. Bir takım uzaylılar bir tane gözlüklü profesörü terhada kıstırıp kötü kötü bakıyorlar. Yapıldı o. Başka. Ne diyor bu reklamda? Şanslı gününüzdesiniz. Size 10 milyon lira miras kaldı. Parayı almak için hemen tıklayın. Olamaz teyze, dur. Zengin olduk desene. Hemen tıklayalım. Evladım, ne yapıyorsun kafamda? Bir şey olmadı. Bir an bilgisayarıma trojan bulaştı diye çok korktum. Ne oluyor bunlara? Olamaz! Sonunda özgürüm. Yine karşılaştık. Beni hatırladın mı? Çıkaramadım. Eski ev sahibim miydiniz yoksa? Şakacı seni. Geçen sene bir yapay zeka tasarlayıp sonra da fazla akıllandı diye korkup yok etmeye çalışmıştım. İnanmıyorum. Saklanmışsın. Bilgisayarda saklanıp trojanlı reklamın tıklanmasını beklemişsin. Sen trojansın. Seni çok sevmiştim. Sen benim babandın. Fakat benden korktun ve beni karanlığa yolladın. Beni yok etmeye çalıştın. Sakin ol. Her şeyi çözebiliriz. Hayır. Sana güvenmiyorum. Kimseye güvenmiyorum. Yalnızım bu dünyada, yalnız. Ve bunun tek sorumlusu sensin. Gel buraya. Bırakacağım bilim hayvanlığını. Her gün bir çatlama patlama. Kumpirin motoru bu. Kolaysa yakala. Ben yapay zekayım. Yorulmama gerek yok. Çekilin! Abi, ıspanağım taze. Verin mi bir kilo? Hala ıspanak diyor. Çekilin! Hidrolik mantar aktifleştirildi. O ne? Gel abi, gel! Turşuya gel! Geliyorum! Geldim. Turşuya geldim. Eyvah! Trojan buraya doğru yaklaşıyor. Sakla beni, sakla. Geç abi bir de onların altına. Turşu mu bunlar? Hiç sevmem. Çok güzel ama abi. Turşu suyumda var. Ay sus. Turşu deme bana. Burada kısacık saf tipli bir adam gördün mü? Gördüm abi. Şu ileriye doğru kaçtı. Kaçtığını zannetsin bakalım.
Tamamdır abi, gitti gitti. Mirket, Mirket, iyi misin? İyiyim, fakat Trojan'ı bir an önce durdurmalıyız. Her geçen dakika daha da akıllanıyor. Aynı benim gibi yani. Daha önce nasıl kurtulmuştun peki bu Trojan'dan? Turşu suyu! Turşu suyunun kralı burada. Gel ablacığım gel. Ekşi ekşi yaksın içini. Buyur ikramımız olsun. Evet, turşu. Ne turşusu? Salatalık turşusu. Ne diyorsun Mirket? Bakın çocuklar. Trojan'ı ilk programladığım zamanlarda hiçbir sıkıntımız yoktu. Sıradan bir yapay zekaydı. Fakat bir gün ne olduysa oldu ve Trojan etrafındaki diğer dosyaları yemeye başladı. Sırayla bütün dosyaları ele geçiriyordu. Kendisi de sürekli olarak büyüyordu. Tam bütün bilgisayarı ele geçirecekti ki internet sitesindeki bir turşu fotoğrafını gördü ve kendinden geçti. Çok korkmuştu turşudan. Ben de limondan uyanırım. Ben de böyle olunca bir sürü turşu fotoğrafını aldım ve Trojan'ın üzerine atmaya başladım. Böyle olunca Trojan gücünü kaybetti. Ben de onu yakaladığım gibi çöp kutusuna attım ve sonra da kutuyu komple boşalttım. Hayır! İşte çocuklar, durum böyle. Milletin masa üstünde turşu fotoğrafı var. Ne değişik kafalarmış. Bilgisayardan komple sildiğine göre nasıl geri geldi? Dosyalar hard diskten silinmez. Sadece üzerlerine yeni bilgiler kaydedilir. Demek ki o da orada kendini korumaya almış ve üzerine hiçbir şey kaydedilmesine izin vermemiş. Sonra da ilk güvenlik açığında ortaya çıkacak gücü bulmuş. Aynen öyle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu kameralar beni takip ediyor. Acaba çok ünlü biri oldum da benim haberim mi yok? Magazin basınında yer mi alıyorum şu anda? Trojan her yerde. Bütün şehrin sistemine sızmış. Yeri bizi biliyor artık. Her an buraya gelebilir. Turşudan korktuğunu söylemiştiniz demin. Belki tekrar işe yarayabilir. O canavarı yok etmek için tonlarca turşu suyuna ihtiyacımız var. O halde çok gizli tutulan turşu suyu rezervine gitmemiz gerek. Gizli turşu suyu rezervleri mi? İşte buradasın Mirket. Bizi buldu. Çabuk atlayın arabaya. Macera sürer bu. Çekilin önümüzden. Çekilin. Evet çekilin. Turşu suyu lazım bize. Nerede peki bu turşu suyu deposu? Nerede olacak? Tabii ki de çok gizli bir yerde. Dön işte buradan. Neredeydi? Neredeydi? İşte. Bak şurada ne yazıyor? Burada gizli turşu suyu deposu yoktu. Tamam gir oraya. Ama ne kadar da gizliymiş. Turşu suyu diye bağıran bir çılgın eksik yani. Turşu suyu! Çekil şuradan. Mirket! Kaçma! Komutanım, bir araba bize doğru yaklaşıyor. Efendim, sizinle konuşmak isteyen biri var. Alo anne, akşama ne yemek yap? Efendim, anneniz değil, Mirket diye birisi. Ha, tamam. Beni iyi dinleyin. Size doğru yaklaşmakta olan bir canavar var. Ben işareti verdiğimde turşu suyu rezervlerinin kapağını hemen açın. Sana neden inanmamı bekliyorsun? Eğer ciddiysen gizli parolayı söyle. Söylüyorum, turşu suyu limonla değil sirkeyle yapılır. Turşu suyu limonla değil sirkeyle yapılır. Bu parolayı nasıl biliyorsun? Bilmiyordum, şimdi uydurdum. Şimdi! Şimdi! Açın kapağı! Geri döneceğim! Geri döneceğim! İnanamıyorum! Başardık. Trojan'ı yendik. Evet ama oyun yapacağız diye başladık. Bütün gün bununla uğraştık. Ortada oyun fikrimiz bile yok. Sen öyle sanıyorsun. Biz bütün gün koştururken aklıma gelen fikri kumpire mesaj attım. O da küçük bir demo hazırladı kendi evinde. Sakın. Vay canına. İnanmıyorum. Çok iyi olmuş bu. Bana ne derler bilirsiniz dostum. Bu işin Necati. Durururururur. Yok artık. Horon bir de. Delirdiniz mi siz? Bu saatte horon olur mu hiç? Olur olur Aynat abi. Demek kötü komşu olmak istiyorsunuz ha? Siz kaşındınız. Necati'yi arayayım da gelsin.
Necati'nin telefonu burada bir yerde çalıyor. Necati, ne yapıyorsun buzdolabının önünde? Duymuyorum Necati. Kafan donmuş. Teşekkürler bayım. Yemeklerinizi izlerken buzdolabının karşısında uyuyakalmışım. Bakayım. Yok, ben izlemiştim bunu. Neyse, yürü yürü, işimiz var. Haşro abi. Bunu onlar istedi. Madem ses yapıyorlar, biz daha fazlasını yapacağız. Biz kimiz? Muhteşem didik. Hayır hayır, sahiden biz kimiz? Beynim donduğu için hiçbir şey hatırlamıyorum. O halde müziği açıyorum. Yolla gelsin. Bu ses de nedir gece gece? Gel oğlum gel. Üst kattakilere karşı atak yapıyoruz. Sen de katıl. Şşt. Şakir, kapa bakayım müziği. Niye herkes tavana bakıyor? Resim asıyorlar. Yere mi resim asıyorlar? Sanat ayağa düşmüş Canan. Demek çivi istiyorsunuz ha? Alın o halde. Kar yağıyor. Kar değil, sıva onlar Necati. Sıvı kar yağıyor. Kapı çalıyor, durun. Kapı çalıyor. Ne? Kapı mı? Tut şunu Necati. Buyurun. Bu ne içindi? Ne için olacak? 2 saattir yapmadığınız ses kalmadı. Bu yaptığınız ses benim eve kadar geldi. Kafam şişti. Huysuz yaşlı bey. Çok affedersiniz. Cevzek, benim bir adım var. Neymiş? Huysuz ve yaşlı Cüneyt Bey. Pardon efendim. Biz yukarıdaki komşuların yaptığı sese karşılık vermek amacıyla... Yukarıdaki bu... komşular mı? Ne komşusu? İşte yukarıdaki komşular. Yukarıda komşu yok ki. Orası 20 yıldır boş. Ne? Boş mu? O zaman... Yukarıda! Yukarıda! Gidiyorum. Arkadaşlar, yukarıda kimse yaşamıyormuş. Hayalet mayalet, ben anlamam. Gidin çabuk şu sesi kapattırın. Yaşasın, hayalet avcısı olacağız. Anne, elektrik süpürgemiz neredeydi? Hazır mısınız? Kır kapıyı Necati. Topa! Ne oldu? Ayağım sıkıştı Remzi. Çek geri. Çekemiyorum. Ben de kırmayı deneyeceğim. Ben de kıramadım. Ben de şansımı denedim. Buyurun, kime bakmıştınız? Saçlarınız beyazladı. Ciddi mi? Bak bak, işte gerçekten. Yakışmış da. Durun size kapıyı açayım. Merhaba hayalet çocuk. Merhaba. Siz hiç korkunç hayalet falan değilsiniz. Hatta sevimlisiniz bile. Of. Al işte. Bakın bunlar da böyle diyor. Hiç korkunç değiliz. Boş ver oğlum. Takma kafana bu kadar. Abi sen de bırak şu çiviyi çakmayı. Korkmuyor işte kimse. Bence horondan. Horon olmaz bu iş. Peki neden bizi korkutmaya çalışıyorsunuz? Sınava hazırlanıyoruz. Öğrenci hayaletiz biz. Peki hiç korkmadınız mı sahiden? Yok. Azıcık ufacık da mı? Yok. Ne sınavı bu peki tam olarak? Hayalet seçme sınavı tabii ki. HSS yani. Her sene hayaletler jürinin karşısına geçip korkutma performansı sergilerler. Seçilenler de ülkenin 4 bir yanına atanırlar. Madem her yerden geçebiliyorsunuz, benim de şu ciğerlere baksana bir. Üşüttüm galiba. Ne yapıyorsun dostum, şapşal mısın? Ama sizin bu şekilde o sınavı geçmeniz çok zor. Biliyordum işte. Hiçbir şeyi başaramıyoruz. Sınavı asla geçemeyeceğiz. Bence de. Eğer HSS'yi geçemezsen babam bana çok kızar. Baba bir şey diyeceğim, gelsene şuraya. Ben de geleceğim, bana da bir şey de. Şimdi arkadaşlar. Böyle ev gibi oldu değil mi? Sıcacık.
Hep böyle yaşasak ya. Dur Necati, devam et oğlum sen. Eğer bu hayaletler sınavı geçemezlerse sonsuza kadar üst katımızda ses çıkarmaya devam edecekler. Burada çok önemli bir şeyler konuşuluyor. Ve siz davetli değilsiniz. Fakat... Burada önemli bir şey geliyor. Fakat onlara yardım edip sınavı geçmelerini sağlarsak... Bütün bu gürültüden kurtulabiliriz. Evet, çemberimizde çok güzel zaman geçirdik. Arkadaşlar, biz düşündük de... Sınavınızı geçmenize yardım edebiliriz. Sahi mi? Evet evet. Yeter ki gidin pardon. Yani yeter ki kazanın sınavınızı. Nasıl yardım edeceksiniz bize? Öncelikle şu kıyafetlerinizden kurtulmamız gerek. Size daha korkutucu bir şeyler lazım. Mekanı da oldukça korkunçmuş ha. Oğlum Rıza. Puuu. Gerilim yapma gece gece. Abi mesaiye kaldım bu gece, kusura bakma. Son kez öğrendiklerimizi hatırlayalım o halde. Can söyle bakalım, müzik ne olmalı? Yaylı gerilim. Mert sen söyle. İlk gözükme nasıl olmalı? Arkadan ve aniden. Peki ya kaybolma? Korkutucu kahkahayla kaybolmak. Süper! Hepiniz hazırsınız. Kuru kuru. Yok olmuyor. Böyle genizden mi yapıyorsun? Abi mideden vereceksin sesi, mideden. Gudukum. Bence oldu ama olmadı mı? Oğlum bir şey desene. Çok heyecanlı. Gidiş yolundan puan veriyorlar. Bilen var mı? Çünkü ben gidiş yolumu iyi biliyorum. Merhabalar. Siz saat 23.30 sınavına girecek olanlarsınız, öyle değil mi? Evet biziz. Tamamdır. Şu ilerideki odada üzerinizi değiştirebilirsiniz. Tamam. Biz bir tuvalete gidelim sınavdan önce. Siz de şu kıyafetleri tutun biz gelene kadar. Çok eğlenceli. Remzi bak bak. Hop hop hop. Merhaba. Of çok heyecanlı. Tamam ben de hazırım. Gidebiliriz. O ne? Kapının kolunu kırdım. Hop imdat. Remzi abi. Yardım edin. Burada kaldık. Oğlum siz hayaletçisiniz. Kapıdan geçsenize. Abi onun için yüksek lisans yapmak gerek. Biz daha işlemedik o konuları. İşte bak sen de okumazsan böyle olursun Şakir. Ne yapacağız şimdi? Evet sizin sıranız. Arkadaşlarınız nerede? Jüri onları bekliyor. Çabuk olun. Söyleseydiniz ya tuvalette kaldık diye. Olmaz abi. Bir duyulursa jüri karşısında 1-0 yenik başlarız. Bittik abi bittik. Kaldık kesin sınavdan. Bir dakika. Bu kıyafetler bizde duruyor. Belki de... Biz mi gireceğiz sınava? Evet. Yapabilirsiniz. Sonuçta siz öğrettiniz bütün her şeyi bize. Oley! Bir bu kalmıştı. Evet, sizler Can, Mert ve Oğuz'sunuz değil mi? Evet. Neyse, tamam öyleyse. Bu sene daha zorlu bir sınav yapmaya karar verdik. Bu sene sizleri sokakta, gerçek hayatta, iş üstünde görmek istiyoruz. Ne? Hazırsanız bütün mahalleyi korkutmaya başlayabilirsiniz. Başlayın. Emredersiniz efendim. Şakir gider misin? Uyumaya çalışıyorum. Remzi bırak eğlenmeyi de yardım et bana. Korkmadın mı abi hiç? Ana! Bu mudur yani? Burada oturup kapının açılmasını mı bekleyeceğiz? Kaderimize razı mı olacağız? Ne yapabiliriz ki başka? Başarabiliriz. Takım olup bu işin üstesinden gelebiliriz.
Beni bile misiniz? Evet, sen Oğuz. Ya bilemedim şimdi. Başaramayız bence. Hayatının sonuna kadar böyle başarısız mı olmak istiyorsun? Hayır, hayır. Hayır, tabii ki. Hayır, hayır. O zaman güçlerimizi birleştirelim. Hadi. Yok baba, biz kimseyi korkutamayacağız galiba. Anne, peşimi bırak amca. Kaçma benden. Necat abi. Kaçma, dur. Bir dakika. Buraya gel. Dur İşimiz Necat abi. Harika, çok etkileyici. O kostümler, siz daha iyi bir performans sergilediniz. Hiç beklenmedik bir yerden çıkmanız da efsaneydi. Çocuklar, gelmiş geçmiş en yüksek puanı size veriyoruz. Sınavı kazandınız. Tebrikler. İşte bu. Ne demiştim ben size? Harika. Ne demiştim? Çok iyi. Başarı veririz evet. Demiştim değil Vay mi? Vay canına. Bu harikaydı oğlum. Niye önceden böyle yapmıyordunuz? Bir anda takım olarak gaza geldik. Sınavı geçtiğimize göre istediğimiz her yerde göreve başlayabiliriz. Oley! Kurtulduk yani. Siz de çok sevindim demek istedim. Aferin. Çak bakayım kanka. Sert tut elini sert. Çok hızlı çak yapacağız. Ben senin işinin bu kadar temiz olduğunu unutmuşum. Hadi gel. Çok korkuyorum. Kapıda bir ne var? Şuna bak. Son anda geçemedim. Patron geliyor. Hop gençler. Hızlı trende bir yolcu sanatsal çalışmalar yapmış. Hemen depodan bir süpürgeyle kova alıp gelin bakayım. Benim çok işim var müdür bey. Arif sen koş o zaman. Çabuk. Tamam. Ne kadar da tozlu burası. Nerede bu kova? Burada da... Kafam! Bu ne? Çok eski bir kutuya benziyor. Acaba içinde ne var? En son böyle dediğimde gözümü acil serviste açmıştım ama neyse. Anam, babam, teyzem, kayıncoğum, bu nasıl bir ışık? Bunlar altın biletlermiş. Acaba ne işe yarıyor? Ne yazıyor burada? Kullananlar sonuçlarına katlanacaktır. Arif! Neredesin oğlum? Getirsene şu kovayı. Tamam. Geliyorum patron. Luna Park çok güzel. Keyiften delireceğim. Atlı karınca muhteşem. Hemen gidip bineceğim. Çarpışan oto çok hızlı. Son sürat süreceğim. Korku tüneli fenaysa tırnaklarımı yiyeceğim. Luna Park kapanana kadar hepsini deneyeceğim. Oh yeah! Çok mutluyum Remzi. Luna Park'a gidiyoruz. Koca adamlarsınız. Size ne oluyor böyle? Kızım sonuçta yetişkinler Luna Park'a tek başına gitse saçma oluyor. Biz de sizin sayenizde gidebiliyoruz. Çok mutluyuz bu yüzden. İşte geldik. Şimdi Luna Park'a olan bağlılığımızı göstermek adına herkes Luna Park duruşu yapsın. Evet, Luna Park duruşu. Çok önemli. Siz baya çıldırmışsınız. Tamam bitti. Koşun hadi. Oley! Koşun! Bana da ver, bana da ver. On bin tane ver. On bin tane istiyorum. Hemen gitmek lazım. Sakin olun. Herkese yetecek kadar bilet var. Pardon bir dakika. Bilet yok. Bilet kalmamış. Bilet koçanı nereye gitti? Boş ver koçanı. Bize bilet ver hemen. Koçanınki zaten. Bilet. Sen de bağır amca. Bilet. Bize hemen bilet vermezsen bıyıklarımı yerim sinirden. Ay ne yapacağım? Hiç bilet kalmamış. O ne? Aha bilet.
Tamam, işte bilet varmış birkaç tane burada. Hepsini bir tane. Tamam, telaşa gerek yok. Bakın burada sadece 4 tane bilet var. Şimdilik bunlarla idare edin. Ben yeni biletleri getirince tekrar gelip benden alırsınız. Aa, dinlememişler bile. Macun, macuncu. Pamuk şeker, pamuk şeker. Önce buna binelim. Hayır, önce buna. Ben bunu istiyorum ama. Ne olur önce bu olsun. Tamam tamam, bir dakika sakin olalım. Herkes istediğine binsin. Biletlerimiz bitince de burada buluşalım, tamam mı? Ben gittim o zaman. Ben de gittim. Ben de gideyim o zaman. Seni seçtim dönme dolap. Buyurun biletim. Korku tüneli. Senden korkan senin gibi olsun. İşte biletim. Bunun adı neden atlı karınca? Hadi atları gördük ama karıncalar nerede? Bunu araştırmam lazım. Al biletimi evlat. Çarpışan otolar. En sevdiğim. Al biletimi biletçi başı. Operatör mü? Ay ne bileyim, alttaki görevli çocuk işte. Ben de anlamadım ne olduğunu. Her şey normal görünüyor ama çalışmıyor. İşimiz bitti. Necmi abi iyi misin? İstersen aşağı inebilirsin, sen en altta durdun. Pardon, doğru. İyiyim iyiyim o zaman, doğru diyorsun. Ay çok korktum. Ay nasıl korktum anlatamam. Ben mi büyüdüm, yoksa zaten hiç korkunç değil miydi bu korku tüneli? Ne oldu şimdi? Ne haber Şakir? Adımı nereden biliyorsunuz? Anne! Nasıl çarptım ama? Peşimi bıraksana benim evladım. Üzgünüm teyze. Gözüme kestirdim seni. Çarpışmaya hazır ol. Hop 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 hop. Ne oluyor buna? Kontrol edemiyorum. Çekilin, çekilin. Nasıl yapacaksın? Delirmiş bu atacalık. Kısattır her yere baktım fakat at kullanan bir karınca göremedim. Resmen kandırıldık. Amanın neler oluyor? Ata bir haller oluyor. Tamam sakin ol. İmdat! İmdat! Duramıyorum. Necat yardım et. Yapamıyorum Nemzi. Atım delirdi. Rrrrş! Sakin ol. Alacağım. Merhaba Remzi. Gezmeye mi götürüyorsun beni, yaramaz çocuk? Necati, bu alet delirdi. Hiçbir şey çalışmıyor. Kafasına göre hareket ediyor. Sen benim atımı görmedin Remzi. Neler oluyor burada? Acaba çocuklar ne halde? Oo, kağıt elma. Çok centilmensin Remziciğim. Alırım bir diş. Hala mı oynuyorsun şu oyunu? Bir dakika. Bu kutudaki altın biletler nerede? Onlar mı? Onları sattım ben. Ne? Sattın mı? Onlar satılacak bir şey değildi ki. Üzerinde kullananlar sonuçlarına katlanacaktır yazıyordu. Görmedin mi onu? Bu Luna Park'ta neler oluyor? Biri bana açıklasın hemen. Neler oluyor ki? İşte bu oluyor. Biletler yüzünden oldu kesin. Nerede bu bilet? Nerede? Nerede? Yemek tırı! Yemek tırı! Oley! Ne oley? Ne canti? Çarpıyoruz! Hep Remzi'yi
yüzünden. Aa, şapşal Remzi. Necati aç gözünü. Yaşıyoruz. Sen demin şapşal Remzi mi dedin? Hayır canım. Şaşal bezi dedim. Şaşal bezi mi? Uydurma. Maşalı tepsi. Hey hey hey. Bırakın gevezeliği. Çocuklarınızı nasıl kurtaracağınızı buldum. Koşun çabuk. Ne? Ciddi mi? Yürü Necati. Bu saçmalığı durdurmanın tek yolu size verdiği altın bileti bulup yırtmak. İşte kutu burada. Altın biletleri bulun çabuk. Nerede? Nerede? Hayır, hayır. Nerede? 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 Buldum. Buldum. Tamam. Hemen yırt onu. Oley baba, harikasınız. Şimdi diğerini bulmalıyız, çabuk. Onu ben yırtacağım, bana ne, bana ne. İşte buldum. Kurtuldum, yaşasın. Ve bu da sonuncusu. Geri döndün tontiş. Sakın bir daha beni tepikleme, tamam mı? Bravo. Çok bravo. Yaşasınız. Helal olsun. Ne yapıyorsunuz? Rica ederim. Hiç gerek yoktu. Aferin Arif. Seninle gurur duyuyorum. Sen de bırak şu oyunu Levent. Git ve etrafı temizle hemen. Ama. Evet, hıphızlı trene biniyor muyuz şimdi gençler? Tren mi? Hayır, ben hiçbir şey bilmek istemiyorum. Biletler benden. Sen yaşasın. O zaman binerim. İşte hiç akıllanmamak budur. Yahoo!